Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'e yönelik sözlerini izledik Sayın Gülerce. Nereden başladı bu? o Yani Meral Akşener niye böyle şeyler söyledi? Bir algı mı yaratılmaya çalışılıyor? Bu HDP ile olan işbirliği sanki görmezden gelinmesi isteniyor birileri tarafından gibi. Sayın Gülerce. Evet en güzel soru bu. Yani neden Meral Akşener böyle abuk sabuk bir çıkış yaptı? Şimdi e, ben tam canlı yayında denk geldim hı hı. Meral Akşener'in konuşmasına. E, Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizliler nasılsınız iyi misiniz? Ben buz kestim. Ya bir parti başkanı, sorumluluk sahibi bir insan. Böyle sorumsuzca ve üstelik bakın e, bu bir provokasyondur. Evvela onu da söyleyelim. Kitleleri tahrik ediyor, provoke ediyor. Elbette bir algı operasyonunun parçası bu. Zaten Hı. bütün algı operasyonları yalanlara dayanıyor. Şimdi burada bir Akşener'in e, yaptığının hiçbir şeye sığmadığının altını çizmemiz lazım. İnsani değil, siyasi de değil. Sen şaka da olsa, ya şaka yapıyor, Hı. komiklik yapıyor yani. dalga Size geç. diyor. Bak ülkenin cumhurbaşkanı diyor terörist dedi diyor. Yani bir defa e, üslubu üslup değil. Duruşu duruş değil. Hali hal değil. Garip bir şey bu yani. Ya Binlerce insana ne haber size terörist diyor cumhurbaşkanı. Bu neyin nesi böyle? Akıl tutulması bir defa bu yani. Ha bunu neden yapıyor Akşener? durup dururken niye böyle bir çıkış yaptı. Bu bir provokasyon, üstelik de yalan. Ya akıl var, fikri var. Hiç Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkenin Cumhurbaşkanı bir meydanda insanlara terörist diyebilir mi? Yani bunu dillendirmek bile e, ...bir klinik vaka bana göre. Yani Cumhurbaşkanının böyle bir şey dediğini bir de oradaki insanlar bir hafta önce de Cumhurbaşkanı'nı dinlemişler. Bütün konuşmaların kaydı var, kuydu var değil mi? Yani o açar, mesela Sayın Cumhurbaşkanı ne güzel, EDP yöneticilerinin, eş başkanlarının, milletvekillerinin neler dediğini meydanlarda aksettiriyor değil mi? Evet. E sen de aksettir bir tane. Öyle bir bak, varsa bak, hissettir. Diyor, bak yalanlıyor Erdoğan. İşte seyredim. Bak size nasıl terörist diyor. Göstersene burada bir çarpıtma var. Lafı alıp başka bir yere çekiyor. Hatırlar mısınız? Biz bu konuyu burada konuştuk. Dedik ki şey başlattı bunu ilk defa. İmamoğlu başlattı. Evet. Vatandaşlarla konuşurken, vatandaşla konuşurken laf arasında bak dedi 6 milyon. 6 milyon kişiye dedi terörist denilemez dedi. Kim demiş? Biz de dedik ki ısrarla altını çizdik. Güneydoğu'daki insanlarımız, Kürt vatandaşlarımız, bilhassa AK Parti'ye oy veren milyonlarca Kürt vatandaşımız ilk defa Kürt asıllı olmayan bir lidere sempati besliyorlar, gönülden muhabbet duyuyorlar ve en önemlisi ona güveniyorlar. Erdoğan'a bir güven var Kürt vatandaşlarımız. Ha, HDP'ye oy veren vatandaşlarımız için şunu dedik. PKK Kürtler için çalışan bir örgüt değildir. Bölücü bir örgüttür. Terör örgütüdür. Elinde kan var. Bizim Kürtlerimiz kanlı katillerin peşinden gitmez. Ama bu Kürt meselesi, siyasi Kürtçülük bu topraklarda bir buçuk asırdır var. İngiliz'i, Alman'ı, Fransız'ı, İsrail'i, Amerika'sı bizim içimizde Kürt damarını kaşıyarak bir bölücülük zemini hazırlamaya çalışıyorlar. 150 yıldır bunu yapıyorlar. Kürt meselesi bu. Ha şimdi Erdoğan geldi bunların tekerine çomak soktu. Sen neden bahsediyorsun Amerika'nın kucağına oturularak Kürt devleti mi kurulur? 23 bin tırla silah verdi Suriye'de. PYD'ye, YPG'ye Amerika gözümüzün içine baka baka. Açık bir düşmanlıkla karşı karşıyayız. Arkadaş bunu niye görmüyorsun? Ve bu tehdit altında sağduyulu, vatansever aynı bayrağın Türk bayrağının altında aynı vatanda birlikte kardeşçe yaşamayı savunan Kürt vatandaşlarımız Erdoğan'ı destekliyorlar. HDP'ye giden oydan daha fazlası ya biz şu, HDP'lere şunu söylüyoruz. Bölgede de gördüğümüz oydu. Ya HDP'li giderken HDP oy verirken şunu düşünüyor. Ya Kürtlerin haklarını savunuyor. Hayır. HDP PKK'nın haklarını savunuyor. Biz özellikle Şimdi, HDP oy veren vatandaşlarımızı da oradaki, bu konuda böyle uyarıyoruz. Oradaki insanımızın hafızasında evet kötü şeyler var ama bunların hepsi vesayetçilerin yaptığı şeyler. Evet Diyarbakır cezaevinde 500 bin kişi işkenceden geçirildi. Hiç mübalağa değil. Oradaki insanların anne, babaları, kardeşleri, çoluk, çocuğu bunun acı hatıralarını yaşarlar. Ama arkadaş Erdoğan geldi ne kadar çok şey değişti. Bak Kürtçe konuşuyorsunuz. Kürtçe yazıyorsunuz. Şarkılarınızı serbestçe... Devlet televizyonu var. Devlet televizyonu var. E sadece bizim Güneydoğumuzdaki, Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımız seyretmiyor. Bölgedeki başka Kürtler de seyrediyorlar. Burada Erdoğan'ın sıcak gönülden bir muhabbeti var Kürt vatandaşlarımıza. Bir de bunun karşısında bölücü bir terör örgütü var. Biz de burada aynen şöyle dedik bak. Ey YDP'ye oy veren vatandaşlarımız, Kürt vatandaşlarımız. Bunlar sizin Kürt damarınıza damarınıza oynuyorlar. Siyasi Kürtçülük damarınızı kabartmaya çalışıyorlar. Bu çıkmaz bir yol. Bu işin arkasında İngiltere var, Almanya var, Fransa var, İsrail var. Silahlarıyla, destekleriyle Amerika Birleşik Devletleri var. Hiç elin desteğiyle bir Kürt devleti kurulabilir mi? Sizi kandırıyorlar. Geçmişte de kandırdılar. Kuzey Irak'ta da kandırdılar. Barzaniye yaptıklarını görmediniz mi? Yüzüstü bırakmadılar. Etmeyin eylemeyin. Biz kardeşiz. Size hizmet verilmek isteniyor. Bak kayyumlara ne güzel hizmet getirdiler. Diyarbakır'a getirdiler. Van'a getirdiler. Edremit'e getirdiler. Görün bunları. Devletle inatlaşmayın. Söylediğimiz bu. Devletle inatlaşmayın. Devlet kararlı. Bak iyalarla, siyalarla. Bunlar Mayıs ayından itibaren başlarını o deliklerden, inlerden çıkaramayacaklar. İHA'ya yeni bir yazılım geliyor. Gelin bunlara tavır koyun. Bunları cesaretlendirmeyin. Sayın Erdoğan'ın söylediği de bu mimar üzerine. Hiç vatandaşına 6 milyon insana terörist denir mi? Peki. Neden çarptırıyor Akşener? Bu saçmalığı neden yaptı Akşener? CHP neden yapıyor? Kılıçdaroğlu da yapıyor aynı şeyi. Saadet Partisi de yapıyor. Saadet Partisi yapıyor. Çok açık. Bunlar Erdoğan'sız Türkiye için HDP'ye kendilerini mahkum görüyorlar. Hı. HDP olmadan biz bu Erdoğan'ı gönderemeyiz, tökezletemeyiz. Önümüzde de bir seçim var. Erdoğan'ı devirmek için dışarısı şer, FETÖ'yü kullandı, PKK'yı kullandı. 15 Temmuz ihanetini yaptılar, netice alamadılar. Şimdi elimizde bir de demokratik bir fırsat var. Seçimler var. Eğer bu seçimlerde biz tökezletirsek AK Parti'yi, Erdoğan'ı, Cumhur İttifakı'nı bu Erdoğan'dan kurtulabiliriz. Bu bir proje. Ha şimdi neden beka meselesi deniyor zaten Cumhur İttifakı'dan dolayı? Bunlar İstanbul veya Ankara'nın kaybedilmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halk nezdinde tutmadığını, itibar görmediğini, ve Türkiye'nin yeni bir seçime gitmesi gerektiğini söyleyecekler. Parlamenter sisteme dönelim diyecekler. Bunun için siyasi kaos hazırlığı yapacaklar. Bir parti kurulmaya çalışılıyor. Aynı projenin içerisindedir. Nereden bir ihtiyaç doğmuş şimdi yani? Kim diyor ihtiyaç var diye? Arkasından ekonomik kriz. Dolar üzerinden denediler, kuru üzerinden denediler, patates, patlıcan, soğan üzerinden denediler. Bunun şet delisini eğer 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarılı olmazsa bu sefer daha böyle bastırarak deneyecek. S-400'lerle de zaten sürekli tehdit ediyorlar. Şimdi bu işaretlerini veriyorlar. Bu mahkumiyeti neden hissediyorlar? CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi. Bir şey gördüler. Bilhassa nerede gördüler? 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti ilk, ilk defa meclise çoğunluğu kaybetti. Evet. Ve o zaman HDP barajı geçti. AK Parti içindeki AKP'liler harekete geçtiler. Çok güzel bir tabir. AK Parti içindeki AKP'liler. Evet. İyi saatte olsunlar da destek verdiler. Bir AK Parti CHP koalisyonu kurdurmak istediler. Erdoğan'ı böyle bitireceklerdi koalisyonla. Çok bastırdılar. Erdoğan'la çıktı dedi ki intihar mı edecek AK Partisi dedi. Kendisine verilen yetkileri kullanarak ayağında top dolaştırdı. Süre bitti. Yeniden seçim kararı aldı. Ve 1 Kasım'da bu sefer tekrar tek başına, tek başına iktidar oldu. Yüzlüğe çıkıldı. Arkasından 15 Temmuz 2016'da bu darbe girişimi üzerine FETÖ'nün bastırıldı. Onun için bak Kılıçdaroğlu yiyor kendisini. Pensilvanya'daki FETÖ elebaşı gibi milletin Çanakkale ruhuyla gerçekleştirdiği direnişe kontrollü darbe dedi ya. Kontrollü darbe dedi. Şimdi aynı zihniyet aynı zihniyet Aa, dediler ki biz HDP'nin desteklenmesi halinde bilhassa bu iki seçimde 7 Haziran ve 1 Kasım'da CHP'den bir oy CHP'ye bir oy HDP'ye değil Hı. mi? Böyle barajı aştırdılar. 24 Haziran'da da aynı. Şimdi burada. tabloya bakıyorlar diyorlar ki arkadaş Erdoğan'sız Türkiye istiyoruz. Erdoğan'ın gitmesi lazım. Bu Cumhur İttifakı'nın yıkılması lazım. Elimizde tek silah HDP'nin desteği. Ama nasıl yapacağız bunu? Bir şey buldular. E, sandıkta ittifak lafı buldular. Ya mızrak çuvalı var mı? HDP'liler başladılar ötmeye. <laughs> Çünkü tabana mesajı kuvvetli vermeleri lazım. Birkaç yerden mesaj verecekler ki ve o mesajlardan ilki İzmir'den geldi. Darbeci savcı Nurettin Soyen Babasını savunan oğlu Tunç Soyer aday gösterilince burada kaç defa gösterdik. CHP İzmir pardon HDP, HDP İzmir il başkanı çıktı diyor ki işte aradığımız aday. Ferah ferah çalışacağız. Son noktayı da Sezai Temelli ile İstanbul Şişli Feriköy'deki bir düğün salonunda HDP ilçe başkanı koydu. Kürdistan'da kazanacağız. Türkiye tarafında da AK Parti ile MHP'yi gerileteceğiz, kaybettireceğiz. Biz şimdi buradan tabii sürekli söylüyoruz. Bunlar çok tesirli oluyor. Sayın Erdoğan'ın söyledikleri, bizim söylediklerimiz. Biz ne, kime sesleniyoruz burada? CHP tabanına, İyi Parti tabanına, Saadet Partisi tabanına. Ey, Her kesimden izleyenler var bize. Bak, ey aziz milletimiz bunlar Türkiye batsın, yıkılsın isterse ama bu Erdoğan gitsin diye bu HDP ile aleni artık işbirliği yapıyorlar. Bak siz partinizin yönetimlerine şunu sorsanıza ya Kürdistan ne? Kürdistan neresi? Türkiye yedi bölgeden ibaret. Var mı yedi bölgenin içinde Kürdistan diye bir bölge? Doğu Anadolu var, Güney Doğu Anadolu var orada. Kürdistan, Büyük Kürdistan bu Amerikan projesi, Büyük Orta Doğu projesi. Lütfen yönetimlere, genel başkanlarınıza, Kılıçdaroğlu'na, Akşener'e, olma sorar mısınız? Bu Kürdistan lafına niye tepki göstermiyorlar? Bak biz burada tepki gösteriyoruz. Vatanımızı bölmek için bir şey uydurdular. Bu Kürdistan tabiri Amerikalıların NATO toplantılarında Türk subaylarının karşısına astıkları panoda vardı haritada vardı. Bu proje Amerikan projesi, İngiliz projesi. Hele hele baksanıza HDP ilçe başkanı Feriköy'de CHP'li adaya destek vereceğini açıklarken yanında da bir laf söylüyor. Kürdistan'da kayyumlardan geri alacağız. Türkiye tarafında da Türkiye tarafında da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz diyor. Allah aşkına bu Türkiye tarafı lafı sizi rahatsız etmiyor mu Nerede kardeşim? Nerede Atatürkçü CHP'liler, Milliyetçi İYİ Partililer, Muhafazakar Saadet Partililer neredesiniz? Ya, Niye hiç sesinizi bak, çıkarmıyorsunuz? Bi, bi, bizim bütün hissiyatımızı kabartıyor bu. Türkiye tarafı Kürdistan ayrımı yapılıyor. Ha bu HDP'lilerin ağzını tutamayacağı için CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi... İşte Meral Akşener'in çıkışını bir strateji olarak benimsediler. Yani siz HDP ile iş tutuyorsunuz. Bu ne biçim iştir? Eleştirilerinin saanak saanak yağması üzerine konuyu değiştirmek için, meseleyi saptırmak için, önce bir de mağduriyet oluşturmak için yani HDP'lerin oyun için bir şey yapmıyoruz diyemedikleri için. Evet. Diyemedikleri için dönüyorlar. Diyorlar ki. Ama baksana bu da HDP'ye oy veren 6 milyona terörist diyor. Şimdi en son biz burada yayınladık <laughs> Sayın Erdoğan'ın cevabını. Ama dün bir de Elazığ'da işi bir adım daha öteye götürdü Sayın Cumhurbaşkanı. Hı hı. Hanımefendi Meral Akşener'den için. Kürdistan diyenlerle omuz omuza yürüyor. Bana iftira ediyor. Atılar, atılan iftiralar için Mahkemeye gideceğim. Seslendi Meral Akşener'e. Milletvekili de değilsin. Saklanacak yerin yok. Bu çok önemli bir laf. Akşener buna tüm cevap verdi. Hemen sıcağı sıcağına e, bu konuşmanın arkasından. Ben ki darbelerin tanklarından korkmamışım. Bak Sayın Akşener. İnan ki. Sizinkisi mezarlıktan geçerken Türk'ü çağırmaya benziyor. Siz bu defa kötü yakalandınız. 28 Şubat'ta Meral Akşener biliyorsunuz MGK kararlarını ilk uygulamaya sokan bakanlardan ben biriydi. Ben aralara hiç girmiyorum. Bakın şahsıyla ilgili bir şey demeyeceğim. Ben tanıyorum Akşener'i. Sokaklarda Akşener sarıklı avı vardı. Akşener'i tanıyorum. Şimdi Akşener Cumhurbaşkanı'na iftira etti. Yalan söyledi ve provokasyon yaptı edepsizlik yaptı. Ben kalleşlik de ilave edeceğim. Bu kalleşliktir. Çünkü her provokasyonda kalleşlik vardır. Sen karşındaki denizlere, aydınlara ne haber? Cumhurbaşkanı size terörist diyor. İyi misiniz? Nasıl? Ne bu ya? Bu ne Allah aşkına? Bunun hesabını verecek Sayın Akşener. Milletvekili değilsinin arkasından Sayın Erdoğan'ın dediklerini duydunuz mu? Bunları bu şekilde yapanlar şu anda içeride dedi. Selahattin Demirtaş içeride. HDP'li teröristleri ziyarete gidenler içeride. Akşener bu defa çok kötü yakalandı. Sen ülkenin Cumhurbaşkanı'na, vatandaşlarına terörist dedi diye yalan söyleyemezsin. İftira atamazsın, kalleşlik yapamazsın, seçimleri provoke edemezsin. Ha, şimdi o anlamıyor sıcağı sıcağına böyle bir şey dediği için Cumhurbaşkanı anlayacaktır 31 Mart'tan sonra. Bir de bakın daha önce de söyledim. Bu seçimler yani 31 Mart akşamı Meral Akşener'in kaçacak delik arayacağı seçimler olacak. Gidişi olacak bir daha dönüşü olmayacak. Hmm. Eskisi gibi öyle. 24 Haziran'dan sonra bir kere istifade geldi. Kapısının önünde ağlayacaklar, yalvar yakar olacaklar geri dönecek. Öyle bir şey olmayacak. Gidecek bir daha geri dönmeyecek. Biz onu sadece bir iyiliğiyle hatırlayacağız. Abdullah Gül adaylığı konusunda kendisinin kazanacağını zannederek Abdullah Gül'ü şey dışına attı, minder dışına attı. Bir öyle bir iyiliğini hatırlayacağız. O az buz bir iyilik değil çünkü o ümmeti bölecekti. Şeyin adaylığına evet denseydi, CHP evet dedi, Saadet Partisi de evet dedi. HDP'de Abdullah Gül'ün adaylığına evet dedi. Bir tek Meral Akşener yok dedi. Ben kazanacağım ikinci tura kalıyorum. Kadın olarak da kazanıyorum dedi. Öyle tekerine taş koydu Abdullah Gül'ün. Bir de oradan hatırlayacağız ya böyle de bir iyiliği olmuştu diye. Ama bir daha siyasi hayatta Akşener diye birisi olmayacak. Ve bunun faturasını da ödeyecek. Evet. evet.